Yazan Oscar Wilde. Okuyan Sevinç Yıldır. İyilik Dağıtıcısı. Gece vaktiydi ve o yalnızdı. Ta uzaklarda bir kentin daire şeklindeki surlarını gördü ve kente yürüdü. Yaklaştığında kentin içinde mutluluğun ayak seslerini, memnuniyetin kahkahasını ve çok sayıda laftanın gürültüsünü işitti. Kapıyı çaldı. Nöbetçiler ona kapıyı açtı önünde güzel mermer sütunlar bulunan mermerden bir ev gördü. Sütunlara çiçekler asılmıştı. Hem içeride hem dışarıda sedir ağacından meşaleler vardı. Eve girdi. Kalsedon salonuna Jab salondan geçip uzun şölen salonuna vardığında deniz moru bir divana uzanmış, başında kırmızı güllerden bir taç, dudaklarında kırmızı şarap lekeleri olan genç bir erkek gördü. Arkasından yaklaşıp omuzuna dokundu ve sordu. Niçin böyle bir hayat sürüyorsun? Delikanlı arkasına döndü. Onu tanıdı ve cevap verdi. Ben eskiden cüzdanlıydım. Sen beni iyileştirdin. Nasıl bir hayat süreyim? Bunun üzerine evden çıkıp tekrar sokakta yürümeye koyuldu. Bir süre sonra yüzü boyalı, giysileri renkli, ayağına inciler takmış bir kadın gördü. İki renkli bir pelerin giymiş genç bir erkek avcı gibi usulca kadını takip ediyordu. Cadının yüzü bir tanrıca kadar güzeldi. Erkeğin gözleri şehvetle parlıyordu. Süratle yetişip delikanlının eline dokundu ve sordu. Niçin bu kadına bakıyorsun ve niçin böyle bakıyorsun? Delikanlı arkasına döndü. Onu tanıdı ve cevap verdi. Ben eskiden kördüm. Sen gözlerimi açtın. Başka neye bakayım? Bunun üzerine koşup kadının renkli giysisine dokundu ve sordu. Günah yolundan başka izleyebileceğim bir yol yok mu? Kadın arkasına döndü. Onu tanıdı, güldü. Sen benim günahlarımı affettin. Bu yol zevkli bir yol dedi. Bunun üzerine kenti terk etti. Kentten çıktığında yol kenarında oturmuş ağlayan bir delikanlı gördü. Delikanlıya yaklaşıp uzun bukdelerine dokundu ve sordu. Niçin ağlıyorsun? Dilkanlı başını kaldırdı. Onu tanıdı ve cevap verdi. Ben eskiden ölüydüm. Sen beni dirilttin. Ağlamayıp da ne yapayım?